Çıplak gözle gökyüzüne bakıldığı zaman hareketsiz bir evrenin var olduğunu zannederiz. Evrendeki devasa faaliyetler ancak teleskobun keşfedilmesiyle fark edilmeye başlanmıştır. Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar dünyayı sabit, güneşi ise dünyanın etrafında dönüyor zannettiler. Sonra Kopernik, Kepler, Galilei ile başlayan süreçte insanlar güneşin sabit bir şekilde ortada durduğunu, dünyanın ise sabit bir güneşin etrafında döndüğünü keşfettiler. Bilimde devrim sayılan bu keşif çok önemliydi. Ancak henüz güneşin kendi yörüngesinde hareket ettiği keşfedilmemişti. Daha sonra ise gelişmiş teleskopların ve astronomi biliminin gelişimi sayesinde güneşin de hareket ettiği ve dünyanın hareket eden bir güneşin etrafında döndüğü anlaşıldı. Güneş etrafında bulunan gezegenleriyle beraber saatte 720 bin kilometreden daha büyük bir hızla Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızına doğru hareket etmekteydi. Bilimin ancak asrımızda keşfedebildiği bu buluş, Kur'an'da 1400 yıl önceden açıklanıyordu. Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ne güneş aya yetişip çarpar, ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler. Gördüğünüz gibi, Kur'an tam 1400 sene önce güneşin ve diğer yıldızların hareket ettiğinden haber vermekte ve bu haberleriyle de Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmektedir. Güneşin hareketleriyle ilgili diğer bir bilimsel buluşa da Kur'an farklı bir ayetiyle dikkat çekmektedir. Saffat suresinin 5. ayeti kerimesinde O, semavatın ve yeryüzünün ve bu ikisi arasındakilerin ve doğuların Rabbidir. Bu ayette geçen doğuların Rabbi ifadesinden güneşin birden fazla doğuş yeri olduğu anlaşılmaktadır ki güneşin doğduğu yer olarak bildiğimiz doğunun aslında yerler yani birden fazla doğu olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Evet, güneş her sabah doğmakta ve her akşam batmaktadır. Fakat tüm bu doğuşları ve batışları her seferinde evrenin ayrı bir noktasında gerçekleşmektedir. Yani sema denizinde yüzen yıldızlar ve gezegenler geçtikleri yollardan bir daha geçmemekte ve yörüngelerinde akıp gitmektedirler. Dünyanın yuvarlak oluşu sebebiyle bir yerde doğan güneş aynı anda bir başka yerde batıyor. Gece gündüzü, gündüz de geceyi kovalıyor. O halde güneşin doğduğu yer değil, yerler söz konusudur. Yerkürenin her noktası için sabah saatleri değişiktir. Her yer ayrı ayrı saniyelerde güneşin doğuşunu bekliyor. Güneşi uzayın bambaşka yerlerinden doğarken seyrediyoruz. Güneş, aynı güneş, dünya, aynı dünya ama uzayın yeri değişik. Şimdi anlattığımız bu iki Kur'an mucizesiyle ilgili bazı sorular soralım. 1. Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce haber verdiği, güneşin ve yıldızların hareket ettiği gerçeğinin bilim adamları tarafından tasdik edilmesi, Kur'an'ın gökleri yaratan, onda yollar takdir eden ve güneşi ve yıldızları o yollarda gezdiren Allah'ın kelamı olmasından başka bir manaya gelebilir mi? 2. Bu asra kadar yaşamış birçok bilim adamı tarafından reddedilen ve ancak bilim ve teknik asrı olan bu asırda dev teleskoplarla keşfedilebilen bir hakikatin 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından keşfedilmesi mümkün müdür? 3. Gökyüzüne ait bilgilerin neredeyse tamamının hurafe ve yanlış olduğu bir dönemde
İnsanların gündeminde böyle bir konu yokken niçin Hazreti Muhammed aleyhisselam bu iddialarda bulunsun ve o asrın insanlarına muhalefet ederek kendi doğruluğu hakkında şüpheye düşürsün? Bütün bu sorular ancak Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıyla izah edilebilir. Kur'an'ın bir beşer sözü olduğu kabul edilirse cevap verilemeyen yüzlerce soru ortaya çıkar. Kur'an'daki hiçbir bilimsel haber izah edilemez. Tüm bu sorulara karşı kalbi ve aklı ikna edebilecek tek cevap şudur: Kur'an, Allah'ın ezeli kitabı ve insanlara karşı bir hitabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın Resulüdür ve Habibidir. İnandık ve tasdik ettik.